Şerif Bey, gerçekten o kadar iyi bir yöneticisiniz ki... yani eğitime katkınızdan dolayı sizin heykelinizi dikmeleri lazım. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Heykel değil. Ama... sizden yanağıma masum bir öpücük alsam... yemin ediyorum yeterdi aslında. Ama nasıl olur ki? Aman canım, ne var bunda? Yani tebrik babında basit bir öpücük. Busecik. Aynen öyle. Müdür bey mi? Pardon, ben yanlış zamanda geldim herhalde. Benim zaten sizin kadar acelem de yok, ben başka zaman. Bir dakika, buyurun. Olur mu öyle şeyler? Hayat Hanım, bize de zaten Bir Tanem Hanım'la bir tane öğrencinin durumu hakkında konuşuyorduk kendisiyle. Sağ olsun kendisi fakir öğrencilere özel ders vermeyi kabul etti. Bu onurlu davranışını konuşuyorduk biz de onunla, öyle değil mi Bir Tanem Hanım? Doğru. Ben kalkayım o zaman. O zaman tekrardan çok teşekkür ediyorum Bir Tanem Hanım. Eğitim camiası, inanın bana, sizinle gurur duyuyor. Teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler hocam. Evet. Siz ne için gelmiştiniz Hayat Hanım? Ben hem bir merhaba demek istedim... hem de fark ettiğim bir iki eksiği sizinle paylaşmak istedim. Yavaş. Eksik falan yok Hayat Hanım. Tamam, kabul ediyorum. Okulumuzun imkanları kısıtlı olabilir ama... sadece bahçeye bir iki tane daha bank konulması bence çok da... Yavaş! Yok. Yok efendim, okulumuzun parası da yok. Hem herkes bahçede oturmak zorunda değil ki, maazallah şey olurlar. Varis olurlar, varis. Hem zaten şunu da anlamış değilim Hayat Hanım. Niye bahçeye çıkıyorlar ki? Kocaman koridorlarımız var, turlasınlar işte. Ayakları açılır ne güzel. Ha? Müdür bey. Hı. Teneffüs, nefes demek. Bu çocuklar nefes alacak ki beyinlerine oksijen gitsin. Sanki bahçede otursalar hepsi bilim adamı olacaklar, öyle mi? Belki olacaklar. Değil mi? Nereden bileceğiz? Bakın müdür bey, burası benim 12. görev yerim. Yani 12. okulum. Bu zamana kadar hiçbir okulumda... Onu biliyoruz efendim. Dosyanızı inceledim Hayat Hanım. Sizden önce ününüz geldi zaten. Ama siz içeri buyur etmemişsiniz anlaşılan. Hayatta. Müdür bey. Peki efendim. Hayat Hanım, şimdi... Bakın. Evet, buyurun. Müsaade ederseniz odamda çalışmak zorundayım. Efendim? Efendim? Ha. Müsaade sizin Hayat Hanım. Şimdilik. İyi çalışmalar müdür bey. Çattık ya. O Hayat öğretmenle işimiz var ha. Ya. Sevda, yakışıyor mu? Aynı soruyu ben sana sorsam Burak. Ya kızın alt tarafı ablası öğretmenimiz çıktı. Niye bu kadar büyütüyorsun? Burak, ben neyin büyüyeceğini gayet iyi hissederim. O kızdan uzak duracaksın. Ya kız sınıf arkadaşımız. Hem bak ablası da öğretmenimiz. Belki bize çaktırmadan kopya falan verir. Ablası değil öğretmen, bakan olsa umurumda değil. O sevimsize bu okulu dar ederim Burak. Onunla da yetinmem, sana da dar ederim. Sen Gözde'nin avukatı mı olacaksın, yoksa benim sevgilim mi olacaksın? Otur düşün, karar ver. Sevda, yapma Allah aşkına. Burak, Ben aynı senin gibiyim. Yedek kulübesinde beklemekten hiç hoşlanmam. Hadi sınıfa yeter. Ben kime diyorum? Hadi niye gitmiyorsunuz sınıfa? Sınıfta olmaması gerekenler sınıfta olduğu için hocam. Nesi var bunun? Bir bilsem hocam. İyi tamam hadi geç. Adım neymiş? Hayat. Ama acı hayat mı? Tatlı hayat mı? Buna siz karar vereceksiniz. Nasıldı? Olmadı mı? Ha? Nasıldı? Olmadı mı? Nasıl olmadı ya? Benim gibi bir oyuncu. Emojicim, bak canım biz söylemekten yorulduk. Sen anlamamaktan yorulmadın. Senin böyle bir yeteneğin yok kızım. Yok mu? Var ya. Nasıl olmaz? Emoji evet ya. Yani bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Yani sen kendi taklidini bile başkasından kötü yaparsın. Aşkım, avukatlıktan istifa ettim az önce. Barıştık sanıyordum. Ne bu surat? Ne varmış suratımda? Kızgın emoji. Hiç. Sadece şu yeni gelen öğretmenin kardeşiyle samimiyetim biraz garip. O kadar. Al kardeşim. Evet takalım. Oldu. Hadi. Bu da oldu. Ay, hayırlı olsun. Vallahi oldu. Ya ne güzel bir şey yapmışım, ne güzel bir fikir bulmuşum ya. Ya bir şey diyeceğim, bulmuşsun da fiyah şeysini yazmamışsın. Nerede bunun fiyah şeysi? Yazdım. Hı. Şarj 2 TL. Ya ne yaptın kardeşim ya? Şarj yazmışsın ya. Yanlış yazmışsın oğlum, şarj olacak. Z ile. Düzelt onu ya, millet okur bizimle alay eder. Z. Hah, kolay gelsin dilli kaşarlı biraderler. Sağ olun müdür bey. Hayırdır? Bu nedir? Şarj ünitesi. Şarj ünitesi. Yani öğrenciler telefonunu şarj etsin, hem çocukların işi görürsün... ...hem de bizim kantin masraflarımıza küçük bir katkı. Hiç kusura bakmayın. Ama sözleşmede burada parayla telefon şarj edebileceğinize dair bir madde yok. Üstelik benim okulumun elektriğini kullanıyorsunuz. Ya bir telefonun şarj elektriğinden ne olur ki ya? Devletimin elektriğini size peşkeş çekemem. Benim asabımı bozmayın. Hemen toplayın şunları. Hadi bakayım. Telefon şarj değil mi? Kızım mühürlü burası. Mühürlü burası. Ders başlamış hala aklın telefonda. Yürü sınıfına çabuk. Alırsın benim odamdan. Koş. Siz de hadi ama toplayın şunları, toplayın şunları. Müdür bey, şey yapsak, şarj işinden kazanacağımız paranın bir kısmını sizinle paylaşsak. Yavaş. Bana bak. Sen bir devlet memuruna rüşvet mi teklif ediyorsun? Yoksa kâr payını teklif ediyorsun. Evet, kâr payı teklif ediyorum. Evet, anlaştık. Anlaştık aramızda. Yalnız bu fiyat çok ucuz. Bunu hemen 5 liraya yapın, yarı yarıya paylaşırız tamam mı? Gördünüz mü? Sayemde 50 kuruş da fazla kazanacaksınız. Hadi ben sizi meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Hasılattan payıma düşeni günlük olarak teslim edersiniz. Ha bu arada yakala. Aksimetreyi açın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yalnız eleman güzel altın. Net. Heh. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Gel hadi. Allah seni rahat etsin. Oo, sallan. Biraz daha sallan. Hatta yuvarlan öyle gel. Aheste kızım benim. Hatta şoför Hayat senin kapını açsın. Seni bindirsin, sürsün, götürsün. Nasıl? Ya abla hadi gidelim ya. Bitiş zili çaldığına göre abla kardeş moduna geçtik herhalde. Hadi öyle olsun bakalım. Oh ne gün. Oh. Kemerini tak. Abla takmasan. Tak. Zaten bu eski arabayla kaza yapsak kurtulma şansımız yok ki abla. Allah Allah. Bir, yadigar civcivime laf yok. İki, 10 metre bile gitsek o kemer takılacak. Tamam abla. Tamam. Gözde bu kadar kısa zamanda 2 günde dayalı döşeli bu kadar rahat ev bulduğumuzu şükret. Bak yeri de güzel, merkezi. Bıdı bıdı yapma. Böylesine temiz bir muhit, böylesine temiz bir aile apartmanı, böyle temiz bir daire, böyle temiz bir ev sahibi, böyle temiz bir cadde. Hiç ne yapıyorsun ya? Ay! Aa! Ay çok özür dilerim. El alışkanlığı. Ben hep tek başıma girip çıkıyorum ya eve. Buyurun. Geçin. Geçin. Terlik. Terlik. Ha. Tabii terlik. Evet. Hayır. Ah. Oh. Müfide Hanım. Burada kimse yaşamıyor değil mi? Ev ne kadar temiz, derli toplu. Ay, ben zaten her gün bizzat gelip kendi ellerimle tozları alıyorum, temizliyorum. Neden? Neden? Çünkü malum İlçemiz nemli ve şirin bir ilçe. Onun için küf olsun, rutubet olsun bunlardan korunmak için ne yapıyoruz? Pencerelerimizi açıyoruz ki hava yolları açılsın. Mutfakla banyoyu göstereyim size. Yok hiç gerek yok. Gerçekten ev tertemiz, mis gibi ev. Ben çok beğendim. Odalar? Yok. Odalara? Yok Müfide Hanım. Gerçekten ev şahane görünüyor. Bence biz bu evi tutalım. Hayırlısı olsun. Bugün taşınabilir miyiz? Tabii. Güzel. Açıkçası böyle bir durum varsa niçin polise gitmediğinizi merak ediyorum. İşte tam da bu yüzden gitmedim polise. Sizin gibilerin elinin nerelere ulaşacağını bilemediğim için. Zannettim ki siz en azından kardeşinizin yaptığı şeyden birazcık utanç duyar da bir daha tekrarlanmaması için elinizden geleni yaparsınız diye düşündüm. Ama görüyorum ki ben yanlış adrese gelmişim. Armut bir şekilde dibine düşüyor. Geçsene yerine, midene oturacak yemek. Anneciğim çok geç kaldım. Bak çok da araba birikmiş zaten. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Bari ekmek arası bir şey hazırlasaydım. Yolda yersin. Anneciğim zaten antrenmandan sonra canım hiçbir şey istemiyor biliyorsun. O yüzden size afiyet olsun. Hadi ısrar etme. Burak'cığım bir vazgeçsen şu işten. Hem okul hem futbol. İş çok yoruluyorsun. Annem bak biz bunları konuştuk zaten değil mi? Hallettik. Hem benim de bu eve ekmek getirmem lazım. Hadi sultanım buyur. Hadi canım annem, hadi bakalım. Afiyet olsun, ben gidiyorum. Koçum, görüşürüz. Abi. Söyle aslanım. Bir gün büyük bir takıma transfer olduğunda ilk golünü benim için atar mısın? Atmaz mıyım aslanım? Ben zaten bütün gollerimi senin için atıyorum. Koçum benim. Görüşürüz. Bak, son lokmayı da senin için atıyorum. Anne, ben doydum. Beni odama götürür müsün? Tabii oğlum. İki gündür fotoğraf koymamış. Nerede, ne yapıyor bu kız? Bu kim ya? Neden beğenmiş fotoğrafını? Kimsin oğlum sen? Vay. Birbirlerini yeni takip etmeye başlamışlar. Bakalım ağzın burnun dağılınca da Gözde'nin fotoğrafını beğenebiliyor musun? Nazife Hanım. Buyurun efendim. Yarın için helva kavurdunuz mu? Kavurdum tabii. Her sene olduğu gibi fıstıklı. Elinize sağlık. Birazını bize ayırın. Kalanını da eve götürün, eşe dosta dağıtırsınız. Eksik olmayın efendim. Merhumların ruhuna gitsin. Amin. Koray'a seslendin mi? Evet efendim. Gelmeyeceğini söyledi. Neden? Bilmiyorum. Anladım. Siz servisi yapın, ben geliyorum. Koray! Koray! Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Yangın mı çıktı? Yemeğe gelmiyor musun? Gelmiyorum. Bak yarın annemle babamın seneyi devriyesi. Biliyorum. Gel abi kardeş birlikte bir yemek yiyelim. Hem biraz dertleşir, yarın ne yapacağımızı konuşuruz. Sen vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun ya? Ha? Annemle babamın ölümüne sebep olan kişiyle ben yemek mi yiyeceğim? Afiyet olsun. Koray! Ne dedin lan? Ne var ne? Yalan mı? Senin mafyacılık hevesinin yüzünden ölmedi mi annemle babam? He? Tetiği çekenlerin senin düşmanların olması bir şey değiştirir mi? Değiştirir mi? Sen öldürdün onları. Sen! Sen! Yeter lan! Yeter! Vur hadi vur! Ne duruyorsun? Vursana! Haklısın aslanım. Haklısın. Ama bu abin olduğun ve bana babamın emaneti olduğun gerçeğini değiştirmez. Bu işlerin adamı cerrah geride kaldı. Umarım bana olan kinin de bir gün geride kalır. Kalmazsa da canın sağ olsun. Ama şunu bil aslanım. Annemle babam konusunda ben kendimi ömür boyu affetmeyeceğim. Gözde, kapıya bakar mısın? Bakamam abla, banyodayım. Bir kere de bir tamam lafı duyayım kızım ya. Bir kere de dişimi kıracağım, tamam da bir kere. Kim bu şey? Aa. Selam komşu. Buyursaydınız içeri. Ya yok, rahatsız olma, geç. Ben zaten öyle hoş geldine geldim. Al bu senin. Ev hediyesi. Siz kimsiniz? Apartmandan mısınız? Ya sizi bizi bırak komşu. Nadir ben. Müfide'nin oğlu sizin ev sahibinin. Oğluyum ama aslında o benim anneannem. Nasıl anlamadım? Zaten o çok uzun mevzu ya. Kimse anlamıyor. Şimdi benim annemin yasak bir ilişkisi olmuş, tamam mı? Bu ilişkiden ben doğmuşum, doğmak zorunda kalmışım. Sonra anneannem laf çıkmasın diye beni mahallede üstüne almış. Ya ben yıllarca anneannemi annemi de abla bildim. Aynı dizi gibi. Kandırmışlar beni. Anneniz nerede? Annemi bilmiyorum ki. Muhtemelen bir yerde ölmüştür çünkü ben yıllardır görmüyorum onu. Çiçek. Sağ ol çiçek için Nadir. Peki. Ay! Gözde nerede? Kardeşin yok mu? Kardeşim? Kim geldi abla? Gözde, Nadir, gir sen içeri, böyle çıkılmaz bir şey için. Oldu o zaman, saatte çok geç oldu. He. Ben gideyim o zaman. Evet. Gözde değil mi o? Evet. Ben seni geçireyim. Buyur. Tamam. Sağ olasın. Yani herhangi bir şeye ihtiyacınız olur. Ne bileyim Gözde'nin canı çikolata ister falan bir şey. Bana mahallede biri size ters yaparsa bana haber verin, hemen dümdüz ederim. Ben de o işlerdeyimdir Nadir'ciğim. Merak etme sen. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çok ayağına sağlık. Ben yine uğrarım. Evet. Nereye geldik biz ya? Şunu da şöyle aldık mı? İşte. Bu sayının karekökü bize asal sonucu veriyor. Anladın? Sınıfta anlamamıştım ama sen anlasın pat diye anladım. Herhalde oğlum. Şimdi sen yaz bakalım. Şunu al. Alo. Aşkım, ne haber? İyidir. Ders çalışıyoruz. Hukuk mu? Anlamadım. Yok bir şey. Şey diyecektim ya, bizim çocuklar parkta buluşuyorlarmış da ben gidiyorum, gelsene. Ya biz Suat'la ders çalışıyoruz ama. Aman boş ver, sabah çalışırsınız erken kalkıp ya. Ya antrenmanım var sabah. Hazırlık maçları başlıyor biliyorsun. Burak, ben senin neye hazırlandığını gayet iyi bilirim. İyi tamam, geliyorum. Tamam. Gözde sınıfa geldiğinden beri bizim kızın da fabrika ayarları bozuldu. Gözde kim? Sınıfa yeni geldi. Özel okulda. Güzel mi? Bana ne oğlum? Allah sahibine başlasın. Ben Sevda'yı seviyorum. Demek ki çok güzel. Evet, çok güzel. Ama vardır oğlum illaki hayatında biri. Ya bir dakika ya. Sen benim özel hayatıma ne karışıyorsun? Bak patlatırım ha lastiklerini. Hadi sen git, geç kalma. İyi peki. Ha bu arada top rakipte olsa da rakibin üzerine git. Unutma. Tamam. Allah. Bodoslama dağıldı içeri, tutamadım. Manyak falan mı acaba? Ne bileyim. Değilse bile sınırda senin gibi. Bizim gibi diyecektin herhalde. Densiz. Gözde. Söyle ablaların ablası. Öğretmenlerin en eğitimcisi. Şımarık. Hı. Gözde. Efendim abla? Acaba eski arkadaşlarınla görüşmeye devam... Hayır abla. Ben sana da kendime de bir söz verdim. Dersimde çok iyi aldım. Merak etme, bana güven. Ay sana güveniyorum kuzum benim. Bir tanem, hayır. Ben güveniyorum sana, ondan değil. Ben o pisliğin cezasını veremedim ya. İçimde kaldı. Sen daha fazla üzülme, olaylar başka bir yerlere yürümesin diye. Hiçbir şey yapamadım ya. İçimde kaldı ondan. Neyse. Abla konuştuk bunları. Polisi karıştırmak beni daha fazla küçük düşürmekten başka bir işe yaramayacaktı. Doğru. Doğru bebeğim benim. Boş geç, boş geç. Hiçbir şey söylemedim, unut. Ay şiştim. Allah'ım ne yedik ya? Sen de bitirdiysen git odanı yerleştir bir güzel. Bugün işini yerine bırakma. Ben de gideyim şu son gücümle kitapları yerleştireyim. Bittim vallahi. Tamam hadi. Üstünde bir şey var mı? Yok. Neden bana öyle gibi geliyor musun? Benimkinde var mı? Yok sende de yok. Allah Allah. Bunları mutfağa bırak. Ay vallahi şiştim. Hamur yedik be. Hamur yedik vallahi, hamur yedik. Of. Çöker insana el ayak çekilince, tek başına kalırsın dünyada. Etraf sessizleşince bir garip hüzün çöker insana, el ayak çekilince, tek başına kalırsın dünyada. Etraf sessizleşince inan bu ev alışamadı hiçbir zaman sensizliğe. Şimdi sensizlik oturuyor kalkıp gittiğin yerde. İnan bu ev alışamadı hiçbir zaman sensizliğe. Şimdi sensizlik oturuyor kalkıp gittiğin yerde. Alışır bedenim yalnızlıkla, belki de başa çıkabilirim. Çok zor gelse bile yaşar öğrenirim. Sensizlik benim canımı acıtan. Yalnızlığa evet alışır bedenim, sensizlik benim canımı acıtan. Sensizlik benim canımı acıtan. Abla. Yok bir şey. Yıllardır değmeyecek biri için gözyaşı döküyorsun. Yapma abla bunu kendine. Artık çocuk değilim abla. Eskiden bu gözyaşlarının sebebini anlamıyordum. Ama şimdi... Küstün için abla. Niye hiç geçmedi bu kalp ağrı? Yok öyle. Öyle birden görünce. Kendimi kapatmışlığım yok, merak etme sen. Kimseyi düşündüm de. Öyle küçük bir hatırlama sadece. Bir şey. İnşallah ablacığım. Hem Tamer'le evlenseydin benim gibi, hatta benden daha sonra böyle 3-5 çocuk eteklerine yapışacaktı. Beni zor büyüttün abla. Ay ben seni zor büyütmedim, hiç zor büyütmedim. Hiç zor büyütmedim. Eğer bir takipçim daha olursa 1000 takipçim olacak. Aranızda beni takip etmeyen var mı? Vallahi emojicim bahse girerim. Buradaki herkes seni takip ediyordur. Hem de zorla. Of ya, benim acilen bir takipçiye ihtiyacım var ya. Heh. Sen Nadir'e söyle, o takip etsin seni. Günaydın gençlik. İyi geceler. İyi geceler Nadir'cim. Ya sessiz olun. Duyacak şimdi, saracak. Ya duyarsa duysun. Nadir'den mi korkacaksın? Aynen. Oğlum bahse girerim, annesini o öldürmüştür ha. Öyle olsa polis bilirdi oğlum. Mahallenin dedikodusu o. Net. Bence de. Ben size daha bomba bir dedikodu vereyim mi gençler? Bende misiniz? Hı. Bizim Hayat Hoca ile Gözde var ya... Bunlar Müfide teyzenin evini tutmuşlar. Ne diyorsun ya? Ya. O ev yıllardır Nadir yüzünden tutulmuyordu. Bula bula o evi mi bulmuşlar? Yalnız uyarmak lazım bak, dikkatli olsunlar. Sen pek mi ilgilendin bakıyorum? Ne alakası var ya? Aşkım şaka yapıyorum. Sen niye artık her şeye alınıyorsun? Ulan mahalleye bak ya. İyice akıl hastanesi oldu. Değil mi? Aynen. Gözde, ben çok yoruldum, banyoya giriyorum. Leş gibi oldum. Nadir gelirse sakın kapıyı açmıyorsun, tamam mı? Tamam abla. Oh! Açmasam bütün gece zırlatacak telefonu. Efendim Koray. Alo. İyi misin Gözde? İyi değilim Koray. Konuşmak da istemiyorum. Ama benim seninle konuşmam lazım. Dışarı gelir misin? Sen neredesin ki? Evinizin önündeyim. Ne? Nasıl buldun burayı? Antarktika'ya da gitsem bulurum seni. Benim pusulam sensin Gözde. Ya olmaz olmaz. Bir gören olur. Ya sen gel. Ya da ben evinize geliyorum. Ya tamam, tamam kimseye görünme. Ben geleceğim. Mahalle gibi değil. Bir gören olacak. Uzak dur. Ablam gelecek. Dünya alem görsün. Gözde... Seni seviyorum ben. Vazgeç bu Sevda'dan Koray. Ben ablama bir söz verdim, tamam mı? Ben ne senden ne Sevda'mdan vazgeçerim Gözde. Eline bile değmem. Seni göreyim yeter. Tamam mı? Olmaz Koray. Unut beni. Farz et ki hiç beni tanımadın. Farz et ki hiç aynı okulda okumadık. Farz et ki Gözde diye biri yok. Ölsem daha iyi. Abartma. Gözde. Hadi çay koy içelim. Gözde. Çıkmış olmasın? Eh be Gözde. Nereden çıktı? Ben anlamıyorum ki. Nereden çıktı? Gel okula dön. Liseyi beraber bitiririz. Saçmalama. Ablam olmadan hiçbir yere gidemem ben. Ya ablan falan umurumda değil. Şişt. Sensiz yapamam. Yapamıyorum. Delirteceksin Gözde beni. Delirteceksin. Bir gün benim yüreğime indireceksin. Bir gün. Yüreğime indireceksin. Hadi git artık. Gözde, sensiz gitmeyeceğim. Saçmalama. Bir göremeyeceksin. Hayır. Sonra hiç görüşemeyeceksin. Buz gibi hava hasta edeceksin beni Gözde. Seni almadan gitmem Gözde. Saçmalama, bir gören olacak. Hiç görüşmeyeceğiz. Bırak. Gözde! Bak. Gözde! Neredesin sen? Çöp attım abla. Bu saatte? Evet, hadi gel. Ya kızım bana niye haber vermiyorsun? Abla şuraya çöp atmaya çıktım sadece. Ama merak ediyorum. Ya ne olmuş ki? Yüreğimi ağzına indireceksin. Hasta edeceksin beni. Bak ben. Hadi gir. Haber ver bize. Ya şurada çöp attım ya. Çocuklar aman diyeyim. Aa. Arabayı içeri alsaydın ya abla. Yok. Bahçeyi de rahatlasın. Çocuklar rahat rahat gezinsin. İyi alışabildin mi okuluna bakalım? Alışmama gibi bir şansın var mı ablacığım? Ablacığım derken bak bakalım nereye geldik? Yani hayat öğretmeni. Bravo. Oyalanma, dersine geç kalma. Günaydın. Günaydın. Bir tanem hanım. Demek hakkımda şikayet mektubu var. Derslerden sonra öğrencilere özel ders veriyor diye şikayet etmiş biri. Ne yapacaksınız peki? Ne mi yapacağım? Gereğini yapacağım tabii ki bir tanem hanım. Şerif Bey. Yanıyor. Benim gibi. Yanık. Gel. Oo! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Çok özür dilerim. İşte böyle hocam yani. Görmüş olduğunuz gibi üzerine hidrosülfür sürülmüş malzeme diğer malzemelere oranla daha hızlı yanıyor. Örnekte görmüş olduğumuz gibi. Bunu derslerde de test edelim lütfen. Doğru. Ben kalkayım o zaman. Yollar sizin efendim. İyi dersler. İyi dersler hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayakta kaldınız. Kusura bakmayın. Buyurmaz mısınız? Gözde geldi. Günaydın Gözde. Günaydın. Günaydın Gözde. Günaydın. Hatalı çıkış. Bahse giren birazdan kavga çıkacak ve burası Tayland meclisine dönecek abiciğim. Evet arkadaşlar, sınıfımızın sözcüsü ve avukatı hepimiz adına günaydın dediğine göre mesele kalmamıştır. Sevda, uzatma. Sen uzat aşkım. Hatta bir dahakine şöyle uzun bir günaydın dersin yeni arkadaşımıza. Sevda, bir gelsene bir konuşalım. Hadi. Konuşalım. Günaydın Zeynep. Günaydın Gözde. Ne yapıyorsun sen? Ya ben ne yapayım? Nedir bu kızın benimle alıp veremediği? Bilmem. Bu aralar solundan kalkıyor herhalde. Yatağının solunu duvara dayasa iyi eder o zaman. Nasıl günaydın dedim, günaydın demek ne demek? Ben soracağım size günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Otur, buyurun. Ödevler hazırdır herhalde. Aa. Kağıtları alayım. Haydi. Oo. Peki o zaman kitaplar çıksın. Garipçiler akımı. Seni bu okulda görmek benim için büyük bir onur. Okula yaptığın yardımlar için söylemiyorum. Yalnız acaba sen diye hitap etmem biraz fazla mı samimi oldu? Siz diye hitap edeyim bundan sonra size, ne dersiniz? Ala. Aha. Vakittir. Arzu ederseniz çıkalım yavaştan. Buyurun. O zaman tekrar ediyoruz. Şiirlere sıradan insanların hikayelerini yerleştiren şairlerimizin akımına ne diyorduk? Oo. Sen söyle Nedim. Garibanlar hocam. Garibanlar. Neyse yaklaştın. Garipçiler akımı arkadaşlar. Peki, garipçiler akımından bir şiirle dersi bitireceğiz. Getirmediğiniz ödevlerin telefonları kapatın. Hep söylüyorum. Evet. Getirmediğiniz ödevlerin acısını sonra çıkaracağım. Bir Orhan Veli şiiriyle dersi bitireceğiz. Bir şey deneyelim. Gözlerinizi kapatır mısınız? Niye hocam? Sorgulama, sorgulama. Hadi kapat. Tamam. Bir şey deneyeceğiz. kapasın herkes. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Tezahürat yapın diye değil, birazcık hissedin, düşünün diye okudum. Hop. Oturun, oturun çocuklar, oturun. Oturun, oturun. Rahat sormayın. Buyurun müdür bey, biz de ders yapıyorduk. Ders. Dışarıdan pek öyle duyulmuyordu ama neyse. Hayat hocam, sınıfımıza yeni bir öğrenci katılacak. Kayıt işlemlerini tamamladık. Kendisi dışarıda bekliyor. Eğer müsaadeniz varsa arkadaşlarıyla tanışsın isterim. Estağfurullah, buyurun tabii. Âlâ. Evladım gel. Başka birisine sorar gibi aşka yemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar bakmam geride kalan içine. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırak.